Evet, şu anda Yunanistan Atina'da Bizans ve Hristiyan Müzesi'ndeyiz. Burada işte heykellerin bulunduğu, çeşitli eserlerin, yapıların bulunduğu 4. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar şeyler var. İşte resimler, böyle yağ, ıslak duvarlara yapılmış çeşitli eserler, yapılar var. Evet, şu anda Atina'da Roma Agorası, Monastraki bölgesinde, Roma Agorası'nın içerisinde şu anda buralar. Önceden şurada kubbe tarzı bir şey görüyorsunuz ya, eskiden o camiydi, şu anda müze olarak onu tutuyorlar. Akropoli tepesi şurada ve yapıt orada. Şu an burası bugün itibariyle, evet, şurada da bir diğer tepe var, şey, kubbe var, o da Fethiye Cami. Atina'da şu anda ama aktif değil tabii ki, sadece müze olarak tutuyorlar. Bu agora bukleştiriyorlarmış zamanında. Şu anda buranın içerisine girmekte. Atina'ya geldiğinden beri sadece dışarıdan görüyordum ama işte burada kilise şeyi var. İşte burada zamanında kilise varmış. Tetrakonçu Kilisesi. Kiliseden eser yok. İşte şu anda dediğim gibi buraya girememiştim. Pazar günü şu an ücretsiz olarak buradan yararlanma şansım oldu. Son ücretsiz şey. Faydalanma günü bugün. O yüzden gördüğünüz gibi havada güneşli, insanlar akın akın olmasa da müzelerde bugün ücretsiz faaliyet olması sebebiyle geliyorlar buralara. Evet. Dışarıdan görüldüğü kadar içeriden görülmeye değer bir şey var mıymış bilmiyorum ama işte insanlar zamanında buralarda işte eserleri, tabi dokunmuyorum ama çünkü görevliler zaman zaman şey yapıyor, bir de tabi ki dokunup zarar vermeye gerek yok gözlerimizde, çünkü ilerleyen zamanlarda bu yapılar gerçekten insana, gördüğünüz üzere zaten çoğu yok olmuş gitmiş, yani aslında çok, pek fazla bir şey olduğunu söylenemez ama taşlardan, yapılardan ağaç çıkmış ortasına, yani düşün yani. Bu şekilde eski Yunan medeniyetlerinin bağrındayız şu anda. Evet, burası da şu anda Maynes Rumahı. Burada eski zamanda işte kütüphane olarak, ama kütüphaneye benzer bir yanı var mı şu anda görmüyorsunuz ama eskiden kütüphaneymiş işte burası. Tabii ki şu anda evet, bibliotek, library. Gördüğünüz üzere kütüphaneye dair hiçbir şey kaldı söylenemez. Ancak tabii bunlara sahip insanoğlu sahip çıkmazsa böyle olur. Auditory. Burası da işte küçük böyle bir ses odası. Ama bakın, akustiği demek ki zamanında iyiymiş. O yüzden burayı bu şekilde dizayn etmişler. Ama şu anda ne ses odası mı hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Evet. Buradaki gezimizi böyle bu şekilde devam ettirelim. Biraz da beni görün. Roma Agora'sında olduğuma dair. Evet. Gerçekten ben bu tarz tarihi yapıları görünce çok etkileniyorum. İnsanoğlu bu zamana kadar nasıl bu modern yaşama gelip adapte olmuşuz. Gerçekten çok önemli bir gezi oluyor benim için. Gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Naçizane bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım vloglarımı beğeniyorsunuzdur, gezi vloglarımı. Bu tarz paylaşımlarda bulunmaya gayret edeceğim. Roma Agora'sına giriş yapıyoruz şu anda. Evet, az önceki yerin adını yanlış söylemişim, kusura bakmayın. Orada kütüphane, eski kütüphaneydi. Hadrianus kütüphanesi. Şu anda Roma Agora'sının içerisindeyiz. Ufak bir yanlışlık oldu ama düzeltelim. İşte burada ama dediğim şeyler işte kütüphane salonları, orada ses stüdyoları oraya ait. O sadece konum olarak ismini yanlış belirtmişim.
Burası da Roma Akarası. İşte burada bir şey yok. Şurada rüzgar gülü var. İçerisinde rüzgar gülü ve camisi olan Fethiye Cami. Şimdi şu ağaçların arasında kaldı. Birazdan umarım o caminin içerisinde görmekte burada nasip olur bizlere diyelim. Evet, camimiz şurada belirdi. Fethiye Cami ve rüzgar gülü var. Burada işte insanların bir araya geldiği buralar işte önceden workshop, yani iş, yani küçük dükkanlar, böyle mini shoplar burada yer alıyor. İnsanları bir arada tutmak, burada birlikte yaşamalarını, burada çeşitli sosyal aktiviteler, dini ibadetler işte olsun, bu tarz şeylerin olduğu yer. İşte rüzgar gülü de burada, camimiz burada. Birazdan eşeğini de göreceğiz bakalım. Evet, hava Atina'da şu an güneşli. Ocak, Şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen İnsanlar da bu günü değerlendirmek için, tabii bir de ücretsiz olması cazip kılıyor. Evet. Şöyle camimiz, rüzgarlarına doğru çıkıyoruz. Ne yazık ki caminin resmen kapatılmış bir şekilde, yani içerisinde dahi girilmiyor. Çok enteresan. İnsanlar dışarısında fotoğraf çekilmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki. Ben içerisine girilebiliyor diye düşünmüştüm. Maalesef camiyi ziyaret edemedik. Antonyon Kütüphanesi. Şu anda buranın girişini yok sanırım, içerisi değil ama şöyle göstereyim size. Evet. Evet, karşımızda Akropolis Tepesi ve şu anda Stos Tapınağı, Yunan Tapınağı şöyle. Şuradan geldik. Yunan Tapınağı'na doğru çıkıyoruz. Çin ile Yunanistan arasındaki 2021 yılında bir artisti Wu Weisheng, Sokrates ve Konfüçyüs'ü böyle bir sembol eden bir eser yapmışlar. 2021 yılına ait ama burada enteresan gözüküyor. Çinlilerin odak noktası. Bu da Afrodit, Tanrı Afrodit'in heykeli. Bir başka kadın heykeli ama bu Tanrı olarak geçmiyor. Afrodit'in diğer bir heykeli.